Efendim bugün sizlere mezgit yapacağım. Mezgit tava yapacağım. Hem pişirmesi kolay hem yemesi kolay. Çünkü mezgitte gevrek etli kılçığı yok efendim. Çok az tüy gibi kılçıklar var. O da batan cinsten değil. Şöyle efendim. Bazı müşterilerimiz mısır unu sever. Bazı müşterilerimiz beyaz unu sever. İsteyene bir tane mısır ununu da yapacağım efendim. Unladıktan sonra silkeliyoruz. Fazla un kalmasın diye. Balığımızı güzel unluyoruz. Kızgın yağa atıyoruz. Balığımızı mısır unu sevenler için mısır ununda yapıyoruz. Unladıktan sonra mutlaka silkeliyoruz. Neden? Fazla unlar yok olsun. Unun anlamı nedir efendim? Unun anlamı balığımız pişerken hem dağılmasın hem de un biraz lezzet ilave ediyor balıklarımıza. Bakın efendim, annem nenem bol yağda balık pişirirlerdi. Bu yağ, balık pişirirken yağ paydos. Ne kadar yağ? Bakın efendim gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyoruz her tavaya. Bu balıklar piştikten sonra yağ bitmişse yine yağ ilave edeceğiz ama bol yağ değil 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi bu sefer de beyaz un da yapacağız. Her yerde ulaşılabilir. Her zaman ustacığım şunun altını azalt. Efendim unumuzu silkeliyoruz. Balıklarımızı birbirine yapışık değil de arada mesafeler olması lazım. Neden? Çünkü balık gevrek etli olduğu için birbirine yapışık olursa ayırırken balık dağılır, orijinali gidebilir. Bakın efendim, ne dedik? 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyoruz. Bol yağ paydos. Balıklarımızı tavaya dizerken aralarında aralık kalsın, birbirine değerek yapışmamasını daha güzel bir pişme şekli meydana gelsin diye. Nasıl piştiğini anlamak için balığın rengi pembeleşmesi lazım. Pembeleşmeden önce çevirirseniz balıklar hem dağılabilir hem de pişmemiş olur. Bakın az pembeleşmiş, geri çevirdim. Niçin çevirdim onu? Sizler görün diye. Efendim balıklarımızın rengi pembeleşmiştir. İkinci tarafını çeviriyoruz. Birinci tavamızdaki balığı pişiyor. Bakın efendim içi de pişmiş. Kısık orta dereceli ateşte, harlı ateşte değil. İki tarafı da gayet olumlu pişmiştir. Tavamızdan alabiliriz. Mısır unu az yağ çeker. Beyaz un çok yağ çeker. Bakın bu tavadaki balıklarımızı beyaz unladık. Efendim yağını azalttı. Un kendine çekti. Balığın içinde yok ama yağ. 2 yemek kaşığı yağdan 1 yemek kaşığı yağ kalmıştır efendim. Afiyetle yiyebilirsiniz.